1995 yılında Almanya'da gerçekleştirilen ilk zirveden bu yana COP26 her sene farklı ülkelerde farklı gündemlerle organize edildi. Bu yıl İngiltere'de yapılacak COP26'da konuşulacak başlıca konular arasında karbon piyasaları, iklim finansmanı, kömür kullanımının azaltılması ve elektrikli araçlara geçiş olacak. Peki COP nedir? Kimler bu zirveye katılacak? Türkiye için önemi nedir? İşte COP26 ile ilgili bilmeniz gerekenler. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni 1994 yılında imzalayan ülkeler yaklaşık 30 yıldır her sene toplanıyor. COP kısaltması da Conference of Parties, yani sözleşmedeki tüm tarafların katıldığı bir konferans anlamına geliyor. Bu yıl 26.sı gerçekleştirilecek zirveye Birleşik Krallık ev sahipliği yapacak ve konferans Glasgow'da gerçekleştirilecek. COP26'ya birçok farklı ülkeden 100'den fazla hükümet ve sivil toplum liderinin katılacağı tahmin ediliyor. Daha önceki toplantılarda alınan kararlar da zirvenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 2015'te gerçekleştirilen zirvede tüm ülkeler küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlama konusunda mutabakata varmışlardı. Paris Anlaşması da COP21'de kabul edilirken, karbon salınımının ülke bazında düşürülmesi için öngörülen ulusal katkı beyanları da bu konferansta anlaşmayla beraber kabul edilmişti. COP26 öncesi Roma'da gerçekleştirilecek G20 zirvesi de Glasgow'daki konferansta nelerin konuşulacağını belirleyecek. Liderler 31 Ekim'de sona erecek G20 zirvesi sonrasında hemen Glasgow'a geçecek. COP26 İklim Değişikliği Konferansı'na kesin olarak katılacağını onaylayan yaklaşık 15 lider bulunurken, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve Çin Başkanı Xi Jinping'in zirvede yer alması beklenmiyor. Glasgow'daki konferansa katılacak diğer isimler arasında Sir David Attenborough, Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kraliçe Elizabeth de yer alıyor. Her ülkenin 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu doğrultusunda 2030 yılına kadar emisyon azaltımı hedeflerini detaylı ve kararlı bir şekilde belirlemesi bekleniyor. Bu hedeflere ulaşılması için de ülkelerin kömürü terk etmeleri, ağaç kesimini azaltmaları, elektrikli araba dönüşümünü bir an evvel gerçekleştirmeleri ve yenilenebilir enerjiye katılımları teşvik etmeleri bekleniyor. COP26'nın bir diğer hedefi de ülkelerin iklim finansmanı için her yıl 100 milyar dolar ayırmalarını sağlamak. Ülkelerin maliye bakanları, merkez bankası başkanları ve Wall Street'te büyük bankaların CEO'ları küresel finans sisteminin nasıl yeşil hale getirilebileceğini tartışmak için 3 Kasım'da gerçekleştirilecek finans panelinde bir araya gelecek. Son olarak karbon piyasaları da COP zirvesinde konuşulacak konulardan biri olacak. Paris Anlaşması'nda karbon ticaret sisteminin ve karbon piyasalarının dünya çapında nasıl şekilleneceğini tam olarak finalize edememişti. Müzakerecilerin karbon piyasaları üzerinde şu an neredeyse hiçbir ayrılık yaşamadığı ve konferansta karbon piyasaları üzerine kolayca anlaşılabileceği düşünülürken, karbon dengeleme piyasalarının konuşulacak önemli konular arasında olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Eylül ayında yaptığı konuşmada, Paris İklim Anlaşması'nı atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde ve Türkiye'nin ulusal katkı beyanı çerçevesinde Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunmayı planladıklarını söylemişti. Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı iklimle ilgili yeterli finans kaynağına ulaşamadığı ve gelişmekte olan ülkelerle eşit koşullardan yararlanamadığı için uzun bir süredir onaylamayı geciktiriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi 7 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fakat Türkiye karar metnine eklediği beyanla, Türkiye Cumhuriyeti Paris Anlaşması'nı gelişmekte olan bir ülke olarak ve ulusal katkı beyanları çerçevesinde anlaşmanın ve mekanizmalarının ekonomik ve sosyal kalkınma hakkına halel getirmemesi kaydıyla uygulayacağını beyan eder diye eklemişti. Türkiye hazırladığı ulusal katkı beyanında karbon salınımını azaltma taahhüdü vermezken iki katından fazla arttırabileceğini de belirtmişti. Beyana göre hiçbir önlem alınmadığı referans senaryoda karbon salınımının 1 milyar 175 tona ulaşacağı belirtilirken,
Türkiye artıştan %21 azaltım hedefiyle bunu 929 milyon tonda tutmaya çalışacağını söylüyor. Uzmanlar Paris Anlaşması Kurallar Kitabı'nın Türkiye'nin uygulamasını da doğrudan ilgilendirecek karbon piyasaları ve sürdürülebilir kalkınma mekanizması gibi konulardaki maddeleriyle ilgili görüşlere oy hakkıyla katılabilmesi, anlaşmaya katılma işleminin Glasgow İklim Değişikliği Konferansı tarihine kadar tamamlanmasına bağlı olduğunu belirtmişlerdi. Uzmanlar Glasgow İklim Değişikliği Konferansı'nda ağırlıklı olarak karbonun fiyatlandırılması konusunun tartışılacağını ve Türkiye'nin karbon fiyatlandırmasına ilişkin argümanları hazırsa burada çeşitli kazanımlar elde edebileceğini de vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a yaptığı çalışma ziyaretinin dönüşünde uçakta medya mensuplarına yaptığı açıklamalarda Amerika Başkanı Joe Biden'la büyük ihtimalle Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde değil, Glasgow'da yapılacak COP26 iklim zirvesinde görüşmelerin olacağını söyledi. Roma'nın gündemiyle Glasgow'un gündemi şu anda değişmiş gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da görüşmemiz olacak diyen Erdoğan, bu görüşmede en önemli konunun F-35'ler için ödenen 1 milyar 400 milyon doların geri ödemesinin nasıl yapılacağı olacağını belirtti.